Palet Kültür ve Sanat Eğitim Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali tüm hızıyla sürüyor. Uyandırma servisi günaydın konseptine sahip Bienal'de çocuk ve gençlerin sanatsal üretimleri İstanbul'un farklı kültür sanat mekanlarında, meydanlarında ve şehir hatları vapurlarında sanatseverlerle buluşuyor. Uluslararası katılımcıların da yer aldığı Bienal'de atölye, konferans ve söyleşilerin yanı sıra müzik, dans ve şiiri buluşturan zengin bir program var. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin dördüncüsü başladı. Bienal, 10 bini aşkın çocuk ve gencin el becerilerini ve hayal gücünü ortaya koyan 450 görsel sanat projesini İstanbullularla buluşturdu. Palet Kültür ve Sanat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından hayata geçirildi. Dördüncü İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali bu yılda uzmanlar eşliğinde resim, baskı, dram, hikaye anlatıcılığı, edebiyat ve ekoloji gibi çeşitli disiplinlerde atölye çalışmalarına imza atıyor. Biz de bugün çocukların yanında cam atölyesinde yerimizi aldık. 53 farklı etkinlik ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, çocukların el becerilerini geliştirmek için bir fırsat sunuyor. Bununla birlikte dans koreografileri öğrenen gençler de performanslarını sergileme imkanı buluyor. Ana işimiz sergi. Bu 10 bin çocuğun yaptığı resim, heykel, yeni medya, video çalışmaları ve birbirinden enteresan ve yaratıcı çalışmalar izleyiciyle buluşuyor. Bu birinci ayağı. Bu tabii bir yıl öncesinden çocuklar çalışmaya başlıyor. İkinci ayağında öğretmenlerin besleneceği bir çanta olsun dedik. Alanında ne kadar uzman sanatçı ve eğitmen varsa onları da öğretmenler için atölye çalışmaları, workshopları yapacak şekilde organize ettik. Öğretmenler oradan besleniyor. Üçüncü ayağı çocuklar buraya geliyorlar, çalışmaları görüyorlar. Ama buradan giderken de yaratıcı bir sanat çalışmasını evlerine götürsün derdindeyiz. Bu yıl Uyandırma Servisi Günaydın konseptiyle Türkiye'den ve dünyadan katılan 10 bin öğrencinin sanatsal üretimleri bir sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlandı. Hayvanlara, doğaya, savaşlara, mültecilerin yaşadıkları dramlara bir uyanma sağlama amacıyla zihindekiler farklı projelerle aktarıldı. Bienal çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, ceza ve tutuk evlerinde bulunan çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı çocukların ve gençlerin sanatsal işleri de Bienal'de yer aldı. Dördüncü İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, Antrepo 1 ve Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nin yanı sıra meydanlarda ve şehir hatları vapurlarında 23 Mayıs'a kadar meraklıları tarafından görülebilir.